Kripto geleceği Kick Luna Coin diyor ve AVAX. Bunlar üstüne konuşacağız. Ve bu noktada adı geçen kripto paraları değerlendirmeye çalışacağız diyebilirim. Haber eski. Biz üzerine yeni konuşacağız. Durum böyle. Şimdi BTC tarafında zaten akümülatif ki kapanışa kadar da hiçbir şey gelmez işin doğrusu. Hafta içinin bu noktada ilk etapta başlaması gerekiyor. Yani yeni hafta dolayısıyla piyasada belli bir hacim ve likidite olması gerekecektir. Şu anda piyasa böyle bomboş tabiri caizse takılır yani 37 bin civarlarında 37 binlere geri çekilmeler olur. Arada 37.200'lere yükseliş. Bu şekilde devam. Yarınla birlikte piyasanın acısı diner velhasıl yeni haftanın başlamasıyla. Şöyle sıkı bir para girer. Burada AVAX'tan başlayalım. AVAX'ta ne var ne yok. Ciddi yükselişlerden sonra bakınız ki hafiften bir geri çekilmeye tabi başlatıyor. 17'lere kadar çekileceğini pek zannetmiyorum. Minimum 17.5'lara kadar vesaire düşer. Burada da biraz akümülatif dolaşma ihtimali yüksek olacaktır. Aşağı yukarı 17.5'lara düştüğünde bence iyi bir alım fırsatı elde edilmiş olur diyebilirim. 17.5'lar vesaire. Buradan devamında yeni haftanın başlamasıyla AVAX'ta da yukarı hareketlerin sürme ihtimali yüksek. Bitcoin ile birlikte kısa vadede fon çekebilecek ideal altcoin'lerden bir tanesi çünkü açık ara. Yani BTC'nin yükselişini şu anda kısa vadede en çok ciddi fon çekişleriyle fiyatlayabilecek altcoin'lerden bir tanesi. Kesinlikle AVAX coin olacaktır ve yeni haftada hareketlerini sürdürür. Zaten şu anda istikrarlı bir şekilde 22.3 dolarlara doğru gidiyor. Bu kırılımın yapılması ardından beraberinde 39 dolarlara doğru hayli hızlı diyebileceğimiz fiyat yükselişleri yaşayacaktır. Bu noktada normalde AVAX'ın şu anda BTC'yi fiyatlaması gereken pozisyonlar 78 dolarlara kadar sürer. Ki bu da gördüğünüz gibi Terra'nın meşhur Terra'nın çöküşünün yani Terra çöküşü öncesinin fiyatları anlamına gelmektedir. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. AVAX'da şu anda durumlar iyi. Fiyatların yükselebilmesi bakımından da güçlü, sağlam bir zemin var diye bir özetleme yapabiliriz. Devamında KiCoin'den bahsediyor. Hemen Kik'e de girip bir göz atalım ne var ne yok diye. Kik'te de durumlar fena değil. Bakın en son MA200'ü kırmayı başardı. Hatta üzerinde bir kapanış yaptı. Kik güven ortamını geç oluşturuyor. Bu da aynı zamanda çok fazla kullandığımız bir argüman ve söylediğimiz bir mesele. Kik gibi bu tarz Metaverse coinleri yükselişe geç başlar. Devamında fiyatlamayı geç yapar ve diğer altcoin'lere göre biraz daha az yapabilir. Çünkü tam anlamıyla güven ortamını oluşturamıyorlar. Fon çekmekte zorlanıyorlar ve yetersiz kalıyorlar. Kik'in şu anki kırılımı düzgün bir şekilde 11.2 sentlere doğru ilerleyebilmesi için önünü açacaktır. Ama bu biraz yavaş olabilir. Zira yani 1-2 haftalık bir süreci alabilir ciddi patlamalara rağmen. Çünkü kanal açıklığı çok yüksek. Bir de ayı desteği olduğu için kırılımında birazcık zorluklar yaşayabilir. Sezon genelinde de ortalama yine 67 sentlere kadar. Yani minimum belki maksimum ne olabilir? Yine 90 sent civarlarına sezonun tamamında bir fiyatlama olabilir. Major altcoin'ler kadar bir performans beklemiyorum işin doğrusu. Kik'ten. Devamında Lunge diye gidelim. Terra coin'leri üstüne konuşuyor. Şu anda Lunge de önemli bir noktada. Bakın 84 pozisyonların ya belli bir süre sonra teknik noktayı da artık Lunge dinlememeye başladı. Şu anda 84 pozisyonların altına düşerken görüyoruz Lunge'u. Bir iki parti 84'lerin üzerinde kapanış yapsa da devamında işe yaramıyor ve bulunduğu noktada satışlar başlıyor. Yine yeni haftada ben Lunge'un da açıkçası acısının dinebileceğini düşünüyorum. Çünkü
bir kere harekete başladı, FOMO'yu oluşturdu. Öncesindeki birkaç hafta içinde diğer altcoin'lerde de gördüğümüz gibi yükselen bir 4 saatlikte MA50 ve yaklaşan bir Golden Cross hareketi elde etmiş oldu. O yüzden bu geceki kapanışı 84'ler üzerinde yapamasa bile ben yine de yeni haftada yukarı meyilli olacağını düşünüyorum diyebilirim bu şekilde bir özetle. Devamında yeni hafta içerisinde 102'ler hatta 3.012'lere doğru bir fiyat yükselişi yaşama ihtimalini de yüksek olarak değerlendiriyorum. Önceki süreçlerde olduğu gibi ATH'e giden dimdik bir fiyat patlamasından ziyade diğer altcoin'lerle ve kripto ortamının şu anki normaliyle uyumlu düzgün fiyat yükselişleri yaşayacağını düşünüyorum diye durumun altını çizebilirim Lounge için. Durumlar böyle. Şu anda alım yapmak isteyen varsa çok fazla Lounge alımını önermiyorum. Alım için ortalama ideal fiyatlarda diyebilirim. Luna'ya bakıyoruz. Luna'nın günlükte hala pozitifte olduğunu görüyoruz. Trader oranları çok yüksek olabiliyor Luna'da. Ama bu da şiş devamında tekrar düş tarzında hareketler yapmasından kaynaklanıyor. Yine 80 sentleri çok fazla deniyor ve birkaç parti tam olarak başarılı olamadı. Luna da 80 sentlerin üzerine atmaya çalışıyor. Luna'nın alımını önermediğim gibi bu noktada trade mantığıyla hareket edilirse sadece 67,5 sentlere düşerse bir alım olarak çalışılabileceğini ve fazla bir çekilme kaydetmiş olabileceğini söyleyebilirim. Haricinde Luna'da Kick'teki genel görünüm gibi tam bir güven ortamından yoksun. Ancak devamındaki yükselişleri biraz daha yavaş bile olsa 1.25'lere kadar istikrarlı bir şekilde sürdürebilir gibi gözüküyor. Şu an için durum böyle. Şöyle USDC'ye bir bakalım son olarak ne var ne yok diye. USDC ile zaten kapanışı vereceğiz. 17.17'ler üzerinde kapatamadığı gibi diğerlerine göre çok daha sert bir patlama, diğerlerine göre çok daha sert bir düşüş. Zaten grafiksel olarak da birbirlerine çok benziyorlar. USDC'de de ancak 13.5'lu noktalardan eğer ki bir düşüş gelirse ancak bunun bir alım fırsatı oluşturacağını düşünüyorum ki zaten şu anda yoklamada başarısız olacak ve geri çekilecek gibi duruyor. Önümüzdeki günlerde de 17'lerin kırılımı 0.24'lere doğru bir yukarı hareketi tetikleyebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.